Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhterem, sevgili, aziz seyirciler. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Türkmeneli Uydu Televizyonu'ndan 12. Kur'an okuma yarışması 3. aşamanın 2. bölümündeyiz. Bugün de muhterem değerli aziz seyircilerimiz 3 yarışmacı karşımıza çıkacak. Güzel Kur'an'ı ahkam ile, güzel sesleriyle, güzel makam ile okuyacaklar. Malumuzdur ki 3. aşamaya 9 yarışmacı kalıp, bu 9 yarışmacıdan finala 3 yarışmacı kalır inşallah. Zaten 3. aşamanın 1. bölümün okuduğu 3 yarışmacı bugün 2. bölümdü. Allah'ın izniyle çarşamba günü 3. bölüm olacaktır. Ondan sonra hemen adları belli ederiz. Finala kimler kalıp o finalı harda yaparız. Onları da inşallah sizlere bildiririz. Değerli muhterem aziz seyircilerimiz, Allah razı olsun bütün seyircilerimizden. Allah razı olsun bütün milletimizden. Allah razı olsun bu mübarek ayında bütün Kur'an sevan kardeşlerimiz ve bacılarımızdan. Hakikaten hiçbir vakit desteklerini, güzel tebriklerini bizden eksik etmediniz. Allah Teala'dan dileriz bütün yaptığımız ibadetleri, niyetleri, oruçları, hasenetleri sizlerden ve bizlerden kabul eylesin. Muhterem aziz seyirciler, yarışmaya başlamadan önce bir tebrik var ve aynı vakitte armağan var. Tabi tebrik eden kardeşimiz Hacı Haşim Çirişçi, Allah razı olsun özünden. 12 senedir bu ilden, 12 senedir hiçbir vakit desteklerini bizden eksik etmediler. Allah ecir sevaplarını yazsın. Rahmetli babaları Hacı Kasım Çirişçi ve evladlarının adına her sene bizim için 1 milyon Irak parası armağan edirler. Ve bu sene de aynı kardeşimiz Haşim Çirişçi dün aradı beni, 1 milyon gönderdi bu programa destek olarak. Allah razı olsun özünden, Allah affetsin babasını ve kardeşini ve özlerine de uzun ömürler versin. Hakikaten bizim milletimiz çok duygusal millettir. Bizim insanlarımız iyi insanlardır. Bildiğiniz kimin programın ilk gününden, hele programa başlamamıştık, Safa ve Marva şirketi kardeşimiz Hacı Ali İbrahim Ağa oğlu, Allah razı olsun özünden, bir ömre armağan etmiştir. Hemen dedi birinci kazanan yarışmacıya, bizden şirketinden, Safa Marva şirketinden bir ömre armağan etti. Ve ondan sonra Allah razı olsun şirket Eser Hac Hasan kardeşimizden, o da iki ömre daha armağan etti. Yani bu seneki üç yarışmacı finala kalan her üçü de ömreye gidecek. Onun yanında şirket Eser Hac Hasan kardeşimiz, Allah ecir sevabına yazdırsın. Bütün yarışmacılar için de ve jüri üyeleri için de ve burada çalışan çok sayıda insanlar için de aynı vakitte armağan hazırlayıptı. Finalda inşallah onu takdim edecek. Allah ya Rabbi muvaffak etsin Hacı Hasan kardeşimiz özünü ve şirketini, Eser şirketini. Tabii onun yanında da bilsiniz çok sayıda insanlarımız armağan verdiler, para verdiler. Ve bir armağan daha var değerli bir hocamızdan. Şeyh Muvaffak Azzeddin kardeşimizden, Allah razı olsun özünden, 4 tane kitap armağan etti, Sahih Müslim kitabın jüri üyelerine. Şeyh Muvaffak Azzeddin, Cemiyet Ulema El-Fatih, Türkmen-Irak Cemiyesinin başkan yardımcısıdır. Hakikaten bu cemiye programın ilk gününden özü ve hocaları devamlı sürekli tebriklerini gönderdiler. Biz de bütün Şeyh Muvaffak'a ve bütün şeyhlere, oradaki çalışan cemiyet Fatih Ulema Türkmen Irak'a saygı, hürmetlerimiz.
Muhterem aziz seyirciler, çok sayıda tebriklerimiz var. Allah'ın izniyle birinci yarışmacından sonra o tebrikleri başlarız okumağa. Tabii ilk yarışmacını çağırmadan önce değerli ve kıymetli jüri üyelerimize aynı zamanda, aynı vakitte bir hoş geldi daha diye gözlerine. Çünkü hakikaten programa dat katan, güzellik veren, güzel sözleri, güzel yorumları, güzel nasihatleri üç değerli hocalarımızın jüriye 10 kişisine oldu. Şükürler olsun Rabbimize. Bu programda jüriye başkanını yapan değerli ve kıymetli hocamız Doktor Şeyh Ahmet Hurşit Beylere bir daha diyarık hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve yıllardır bizimle çalışan değerli ve kıymetli hocamız Şeyh Necat Askeri Beyler, Allah razı olsun özünden, güzel güzel sesle ilgili, edeyle ilgili yarışmacılara nasihatte bulunmağı ve yorum yapmağı kendisine diyarık Şeyh Necat Askeri Beyler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, aynı zamanda yıllardır bizimle çalışan, jüri üyesi yapan makam üzerine, Kerkük, hastan Kerkük'te olan bu güzel makamlar, ne güzel okucular ki okullar bu makamları, güzel yorumunu yapan Ustad Yusuf Kahvaçı Beylere de diyarık hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Muhterem aziz seyircilerimiz, sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve yarışmacılarımız da hoş geldiler, safalar getiribler. Allah'ın adıyla başlayalım bugünkü programımıza. Dediğimiz kimin üçüncü aşamanın ikinci bölümüdür. İnşallah bugün zaten bugün de çarşamba günü de okuyan okucular yani finalçı okuyacaklar. En güzel sesleriyle, en güzel ahkamiyle, en güzel makamıyla bugünkü programı başladan bizimki Kur'an okumaya yarışmacımız, kardeşimiz Yunus Nureddin buyursunlar. Selamun aleyküm. Selam ve rahmetullah. Hoş geldin Usta Yunus. Zahmet biz mikrofonu yakınıyoruz ve konuşuyoruz. Usta Yunus, tebrik ederiz sizi. Birinci aşamanı, ikinci aşamanı başarıyla kazandınız. Üçüncü aşamaya geldiniz. Tabii malumuzdur ki iki aşamada kendiniz ihtiyar ettiniz. Ben. Hangi suradan okudunuz? Güzel okudunuz, elhamdülillah başarılıydı. Bu sefer bizim ihtiyarımız oldu. Sol tarafında hem sağda hem de solda zerfler var. Ben. Üç zerf sağda açılar. Kur'an seçeceksen oradan inşallah bir zerf seç. O bir zerf kalır inşallah Şeyh Ahmet senden sorar. O da ahkam üzerinedir. Bakalım kardeşimiz Yunus hardan okuyacak, o harda sona verdirecekti. A'raf surasından 85. ayetten 87. ayete kimi parası da 161. 161. Evet. Sen hazırla inşallah kardeş. Değerli aziz seyircilerimiz, bugünkü programımız canlı yayında Türkmeneli Uydu Televizyonu'nda 12. Kur'an okuma yarışması. İlk yarışmacı çağırdık Yunus Nureddin kardeşimizi. A'raf surasından okuyacaktır. El-A'raf surası 85. ayetten 87. de sona verecek. Ferrası da 161. Eğer sizler hazır isaus, yarışmacımız, kardeşimiz Yunus Nureddin buyursun okuma. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم arzu sağlık kardeşiniz maşallah tebrik ederiz güzel güzel okumak var mülahaza da inşallah Şeyh Ahmet'ten alasan ve jüriyelerinden de ofislerinden de değerli aziz seyircilerimiz bugünkü programımızın ilk yarışmacısını dinledik. Bakalım jüri üyelerin yorumları, notları neler? Dinleyin Şeyh Ahmet Hurşid Beylere buyursunlar. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Sağlık. Maşallah güzel okuma. Elhamdülillah. Mülahazat çok azdı. Böyle diyorsken hani o burundan gene sesi versen bu mu? Evet. Dedik de sana. Doğru. Bazı yerde tam hılas olup sana özünden tu'iduna ve tasudduna güzel güzel Allah olsun. Ben. Ama ve tebgûneha ve zkuru iz yu'minu fasbiru hemen tam ses gelir. Met Rabbikum acib idgam bila gunnada gunne yapsan. Bes bunda indi zamanı çok azıydı. Azıydı. İden aşamada da gözkürü demişim sana tenzirum mir Rabbi onda çok yapıpsan ama indi az idi zamanı. Bes bu ne var? Mir Rabbi ise mir Rabbikum. Yok mir. 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 Tam nun hiç yoktu. Ne zatı, ne sıfatı, ne bir şey nunun bir şey. Nasıl da adından? E daha mir Rabbikum. Yok mir Rabbikum. Az idi zaman. Mir Rabbi. Bes bu ne var idi? Ne var? Yani eden nun var. Yani bir şey daha nun kalmayıp ne zatı, ne sıfatı. Bahar'da bu gunne. Tamam. Ra'ta gunne var? Yok, gunne yok. Eskiden mir Rabbikum. Sonra da la müşeddede. İz kuntum sas çastı doğruladı. O hiç doğruladı. İz kuntum doğruladı. O sayılmaz. El ard
Ses senayi rahta el ar ces cesin versin ra üzerinde ses. Okuma bu çok güzel. Bakalım soruya. Sorumuz diye. Ma sebebul kasri ve tevessut ve tul fil meddil arad ve sukun. Güzel. Yani bir, de okudu inkuntum mu'miniyim. Ha, bir de affedin, biz tekrar etse sualı. Biz yakın ile mikrofonu zahmet olmasın. Sorumuz diye. Ma sebebul kasri ve tevessut ve tul fil meddil arad ve sukun. Okuduğu da dedi inkuntum mu'miniyim. Ne çok hareket okuduğu da doğrusu özü el-evla altı hareket. Edebilsen de dört, edebilsen de iki. Yine bu sualımız bu. Suala çabudur. Altı, dört, iki. Bunun sebebi ne? Sebebi hocama diyeyim, e'teddet ve uridat lissukun fe altı okuduk. Li'ardiha lissukun, u'tuddet lil'ard lissukun altı okuduk. Edebillik, mesela şeye dağın özün, azı dağın özün, dördü okuruk. Ve edebillik de kasr edağın özün ki okur. İşte bu da suala çözdü. Ne için edebillik, edebillik? Özü altı nerede aslan? Özü çünkü asıl da sakin olmadığına, biz sakin ettiğimize özün. Yani araba aleyhissun. Özü adı bu. Arıd lissukun. Yani aslı ilahi araba aleyhissukun. Nişe arıd lissukun. İzâ araba aleyhissukun. Altı oğlu, dört oğlu, çi oğlu. İşte çünkü şey oldu. Çünkü uridat aleyhi sukun kalktık. Madam sakin olduğuna koy altı ver ağın özüne. Sebep? Yani sakin olduğu ne o? Ahir sakin olsa nece diğer bir vecihu var annehu altı ver ağın özüne. O da en kuvvetli vecihdi. Ondan sonra nece diğer i'teddet lil ard lil sukun altı hareket ver ağın özüne. Soru senin sebebin soru yani. Salahatın bilirsen bas. Evet. Yani hakikat şey etmişler Mevzu Acar. İ'teddet, i'teddet. Yani Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Ya imma na'ted bi hâdâ sükûnil arz au la na'ted. İzâ na'ted. İ'tidad olsa altı olur. Yani ne de i'tedda ve gâr i'ted. Yani desek hasbü sükûnun hesabını görmesek. Bu dilem na'ted. Yersek yani. İn kuntum mu'minine ve la tek'udu. Ne çok hareket etti olur? Çi. İzen ve keennehu hesabını görmedik sıkıntı. Lem na'ted bihi. Bu da ma'ted bihi. Au na'ted bihi. Yani yağın yok baba bu sükundu. Kimden sonra sükun gelip? Mu'mini ya sakinden sonra sakin gelip. Ben. Bu tam meddil lazımil kelimin müfekkaldi. Meddil lazımil kelimin müfekkal nedir? Harfi medden sonra sakin harf gelip. Bu da aynı ona benzerdi. Bu da i'tedna. Yani hesabını gördük. Bale, idan, meddil, lazım el kelime müfekkal ne şu hareke meddolu? Altı. İdam, idan, altıya çı oldu. Şimdi biz altıya ettirdik, bu sualı çabur dağıldı. Nişi altı, dört, çi, şimdi bunu açışlı, açıladık. Çi dedik, sanki sükun yoktu. Sanki sükun yoktu, altı, sanki sükun var, madem sükun da var, harfi metten sonra sakin geldi, aynı meddil lazım kelime için altı hareke. İbali, bir de ne diyelim, bu sükun lazım değil. Ve ağrıldı, şimdi demedik ağrıldı, asli değil. Bas durmak hatırı için geldi. O dedi ki, o sen meddil lazım kelime müfekkal. O, indel vasli, indel vakfiha sakindi. E o ne benzemez. Ha tamam. İzen diğer i'tidad cüz'i, yok kulli. Bir sükun, çi hareke endedir, oğlu dört. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Razı olsun. Bel Bahar'ın Yunus, Şeyh Ahmet'ten güzel şey aldı. Yani beğendi okumağı, elhamdülillah ahkamı. Basit şey vardı. Bir de Bukhara'nın sesi, eda ona şükürüydü. Şimdi onu da Şeyh Necat'tan öğrenek, Şeyh Necat'a dönek. Şeyh Necat bizim yarışmacı Yunus'un edaı, sesi bugün necaydı? Hoş geldin sana. Hoş bulduk. Vallahi sesi de güzel bir karar var. Ama hakikaten istimal ettim sen özün böyle hakiki. Yani bu sesten, bu şeyden güzel bir nankışlar edesen içinde, bir tasvir Kur'ani edesen içinde. Bir baş cetti bir yerde de bir şey okudu penzgah kimin, böyle o sadın ihtisasıdır. Bes o mayan çuğurmadı özüne bu tasvir Kur'an'ı. Biz... O zaman diyeyim nasım az idi, üç ayet idi. Velev, velev bir ayette de olur. Bir ayette de içinde, ayetler de uzundu.
Ayetler de uzundu yani, edebilirdi bu tasavvuf şey, edesen özünü. Bu bir çiğinci, zakt etsen hancarava, zakt edende burna vur. Burna vur, böyle sesten okuyasan özün, atasan, atasan. Hatta burnu cetmesin. Çünkü zakt etsen hancaraya, hara çıkar, burnuna çıkar ses. Yani güzel kararı var. Bes muhaveliyle ne desen, yani endiresen bağazı özün. Bu sesi. Ondan sonra el-emvacı savtıya nerede? Tarifi. El-emvacı savtıya hocama diyeyim bildiğimce şeydi, tereddüdat-ı savtıya. Sesten çıkan bu tereddütler, alçağı, üçgahı, bu emvacı savtıya. Güzel. Yakınlar tırdı. Allah muvaffak etsin. Ve sister dediğim kimin daimen mümarese edesen, sesi ve etme edesen, yok burnuva. İnşallah. İnşallah. Allah muvaffak etsin. Var olasın ya. Evet, teşekkürler, sağ ol. Yunus Bakan, güzel. Eda'da, Sasu'da da, yani hamdolsun. Tam puan da almayıp sağ ol. İyi bir şey aldı, güzel. Allah razı olsun. Yunus Bakan, gelagın makamı. Makamı ne şekilde okudu? Onda Yusuf Kahvaçı Bey'e dönerken, Usta Yusuf, bizim yarışmacının makamına ne diyeceği var? Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah, takriben yani 5 makamı okudu. Yani nağme de açtım. Başlayanda o Hanabat'ıydı. Ondan sonra Rast oldu. Sonra Penzgah. Penzgah'ın mayanı verdi. Bas kısa yani Usta Yusuf, sen hepsini özür değilsiniz. Bırakmışsınız. Sonra sorum özür. Bas bakalım acaba Penzgah'ın mayanın kısa verdi. Ondan sonra Rast teslim etti o yüzden. Şimdi burada Hanabat'ı, bilsen naksı makama tabi etti Hanabat. Hanabat o zaman diyeyim. Şu far'i bir makamdı. Naksı makama tabi'ti. Sabaya tabi'ti. Yok. Nahavan. Nahavan'da. Muvaffak olsun inşallah. Allah razı olsun. Evet, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Yunus, tebrik ederiz. Bugün maşallah. Bütün jüriyelerinden iyi bir not aldı. İyi bir yorum aldı. Hamdolsun. Çok sağ olasın. İnşallah başarılar diler. Hapuz'a. Biz burada yani Hapuz'u bir gözle bakarız. Allah razı olsun. Birinci yarışmacıdan 32. yarışmacıya kadar hep bize aynı gözle bakarız. Bu biziz 13 yarışma özü adı özüylendi. Yarışma. Ey okunan o kazanı. İnşallah son finalde de görürük sizleri. Ve o bir yarışmacılarda hoş gelsin. Memnun oldum. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Evet değerli aziz seyircilerimiz, Türkçüman Eyle Uydu Televizyonu'ndan 12. Kur'an okuma yarışması canlı yayında. Üçüncü aşamanın ikinci bölümünü, ilk yarışmacını dinledik. Kaldı iki yarışmacı bizde. Evet, bakarsak hakikaten dediğimiz gibi çok sayıda tebrikler var. Allah razı olsun ya Rabbi, hep uzdan, cümle uzdan. Bizler hiçbir vakit, 12 senedir bizi yalnız bırakmadınız. Sürekli tebriklerimiz hep bizimlendi. Bakalım bir tebrikimiz de, tabii yıllar önce, Allah razı olsun özünden, jüri üyesi yaptı bizimden. Çok güzel yorum yapardı. Kendisi doktor. Zaten indi doktor dediğim vakit çok uzun fikrine geldi. Doktor Şakir hocamız, Doktor Şakir Said. Hakikaten telefonla aradı beni, mesaj yollamadı. Ama çok çok tebrik etti bu yarışmanı. Yani dedi, gözüm sulağın mı bakandım size. Dedi saygı hürmetlerim jüri üyelerine tek tek birer birer hepsine Şeyh Ahmet'e, Şeyh Necat'a, Usta Yusuf'a ve bir de Türkçüman Eyle Uydu Televizyonu'na saygı hürmetim gönderdi ve bütün çalışanlarına sağ olsun büyük doktorumuz, büyük abimiz Doktor Şakir Said hocamız hakikaten bizimleydi, çok güzel yorum yapardı Kur'an'la, tefsirin ve bazen hadis getirirdi. Ve aynı yerinde değerli Şeyh Necat Askeri Hoca kusurda koymayıp da Allah razı olsun özünden. Biz de buradan jüri üyeler adına, televizyon Türkçe adına Doktor Şakir Said Beylere saygı, hürmetlerimiz gönderdik. Bir tebrikimiz de Norwich'ten Savaş Kerim Gündüz babası kardeşimiz. Hakikaten uzun bir mektup gönderdi bizimki. Tebrik ederim bu güzel Kur'an okuma yarışmasının
diri en sevdiğim programlardan birisidir. Allah razı olsun özünden ya Rabbi. Hakikaten program sevilir çünkü Kur'an'dır. Kur'an da Allah Teala'nın kelamıdır. Bunu ister istemez hepimiz inşallah ve bütün seyirciler, herkes sever bunu. Sağ olsun Savaş Kerim abi kardeşimiz Norwich'ten. Jüriyelerine saygı, hürmetlerini özellikle Şeyh Doktor Ahmet Hurşit Beylere göndermiş ve diğer jüriyelerine de ve bizlere de, biz de kardeşimiz Savaş Kerim'e, Cündüz Babası'na ve Norwich'te yaşayan bütün kardeşlerimize, bazılarımıza saygı ve hürmetlerimizi gönderdik. Evet değerli aziz seyirciler, o bir meseleler de var. Ama gelek bakak, ikinci yarışmacımızı davet edek. Kur'an-ı Kerim okumağa kardeşimiz İbrahim Emir hoş geldi aramıza. İbrahim biz konuşunda o mikrofonun zahmet olmasın. Yakınlaş konuş bizimle. İbrahim ilk seneydi katılmıştı sen. Bale. Bale. Hamdolsun yetişti üçüncü aşamaya. Elhamdülillah. O bir yarışmacılar kimin? Sana da başarılar dilerik. Allah razı olsun. Sen de güzel birinci aşamada, ikinci aşamada öz ihtiyarınız, öz seçtiği suradan ve ayetlerden okudu. Bugün bilsen üçüncü aşama olduğu için çünkü üç yarışmacı çıkartmak zorundayız. Dokuz yarışmacı kalıpsız. Bugün sağ tarafında ve sol tarafında zarf var. Sağ tarafında olan zarf Kur'an-ı Kerim'den bakak Nahl suradan çıkar. O ağaçlarını bir yana koysun inşallah. O bir zarf kaldır. Surat Yunus. Bende. Min al-aye 21 ila nihayet aye 23. Rakamı sahife 211. Tamam. Sen istiyorsan hazırla. Evet değerli aziz seyircilerimiz. Kardeşimiz, ikinci yarışmacımız İbrahim Emir Subhi. Bugün okuduğu sura zarfı çekti zaten, Kur'an'ı çekti. Çıktı öz içi okuyacak Yunus surasından. Perresi 211, 21. ayetten 23. ayete kadar okuyacaktı. Hatta bir daha diyelim Yunus surasından 21. ayetten 23. ayete kadar. Perresi de 211'di. Kardeşimiz İbrahim hazırladı. İnşallah güzel okuyacaksan, hepsi bütün seyircilerin ve jüriyelerinin cevillerini kafasına. Buyurun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ وصالح إبراهيم إبراهيم ilk şeyde okuyanda biraz istibakı vardı neden? Ha? Öz zaten maşallah oturanda böyle güzel kalp attırın. Yok inşallah olmasın. Allah razı olsun. Yani ne hissedir bu kadar? Ve sonradan iyiydi başlığa biraz iyi okumaya. Bir çiğere iyi gayet yetti. Sonra doğruladı o. Yani ilk defa böyle şey diye yarışmaya katılsan. İlk defa böyle yarışmaya katılan. Yani jüriyle öyle hiç okumuyorsan. Yok. Yani ilk defa olduğuna böyle oldu. Ben. Yani hatta jüriyeleri biraz şey etmezsin, sıkmazsın. Ben, tamam, onu diyelim. İnşallah. Allah muvaffak etsin seni. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, değerli aziz seyirciler, ikinci yarışmacımızı dinledik. Kardeşimiz İbrahim Emir'i. Dinek bakak, jüriyelerinin yorumları ne olar? Bakak Şeyh Ahmet ne diyecekti okumağına? Sualı ne olar özünden? Nanca puan not alar, böyle belli etmezler özün. İnşallah gelecek yıllarda da belki bir böyle şey eder program. Aynı vakitte notları aldık. Bakalım bir de Şeyh Necat ne diyor özüne, Usta Yusuf ne diyor özüne. Hemen dönek. Şeyh Ahmet hocamız buyursun. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Hakikaten güzel okusan maşallah. Makarizi, o sıfatı güzel, ahkamı bilsen. Böyle yani ma mutkın likullil Kur'an. Hapsi Kur'an tam aynen kardeşi dedi Muhammed. Ha? Ne güzel okurdu, ibda etti. Mesela de öz seçtiği yerler. Geldi başka yere, ne çelahinceli. Sen de aynen. Yani nerede bura? Böyle mefruz Kur'an hapsi. Bu diğer valla benim ki zahmet yerden çıktı, sehil yerden canım. Kur'an'da zahmet yer, sehil yer nerede? Ya imma okuyabilir, okudu ya imma okuyabilmez hapsi Kur'an'ı. Hele mutkın değil. Bu mumaraseyle inşallah bu galatlarla harana tutar, okusun. Kal da o da sesi, Allah sana o vercini verip. Makam, o da bir kesbiydi. Güzel. Böyle bunları doğrulan. Ondan başka lehancelileri yani doğruladı onu saymayacağım usta. Gele çinci mühim nokta. Seyyidina Ali'den kerramallahu vecehu sorandalar. An tefsiri kavlihi ta'ala ve rattilil Kur'ane tertila. Çiye böldüz? Dedi tecvidül huruf ve ma'rifetil vukuf. O okucu bitsin, bitse harda durur, hardan başlar bu çok çok mühimdir. Sen ki tecvidin yarısıdır. İlmi, vakıf ve iptida. Nanca okucu olsa, nanca mübdi olsa, makamında, edasında, ahkam-ı tilavası, vakıf iptida bilmezse, o hemen. Bazı şere var vakıf, hasen, yok tam, kafi üzerine selaş veren, çünkü vakıf, vakıf-ı ihtiyari, tam, kafi, hasen, kabih. Kabihten yarak düşerdik. Ama vakıf-ı hasen, oğlu okucu dursun vakıf-ı hasen. Bas ha zaman sonra başlasın. Tam ondan sonra kelime, yoksa bir kelime dönsün, yoksa iki kelime dönsün. Yoktu kaide. Yani bir kelime dön, o iki kelime dön. Yani dön ile ma yasuhu bihil ma'na. O zaman ma'na baksın tamam. Yani insan durdu. Ve izâ edeknen nâse rahmeten min ba'di darrâ'a messethum. Messethum izâ lehum mekum fi ayetine. Tamam döndü bir kelime. Bas bir ma'na vermedi. Yani yani ليس من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكن في اياتنا تمام يعني şerdagi bir kelime dönmek yahut şu kelime dönmek yani mananı doğrular indi bir tane okucusun okuyun birisi okudu innel lezine yermun el muhsanat el gafilat el mu'minat nefas casildi ağır okurdu tahkik bildi bu vakıf hasandı çünkü bu inna isim inna de haberi hani hala haber inneye gelmedi. Fabili vakıf hasanda yani bir kelime dön, iki kelime dön. Şöyle gibi bir kelime, iki kelime. İlle ma'nadu. Döndü dedi. El muhsanatil gafilatil mu'minati lu'inu fid dunya vel ahire. Allah Allah. Allah Allah. Onlar lu'inu. Yoksa innel lezine yarmunahum lu'inu. Fabak bir kelime dön, iki kelime dön, üç kelime dönse hele ma'na tamam dedi. Tamam dedi, tamam dedi. İlle innel lezine yarmuna. İşte onlara mutallıktı. Fawqif ibtidaya ister çok haberdar olmak. İkinci de durduğu aynen yerde. Ya eyyuhen nas inne bagyukum ala enfusikum. Göndü böyle tekrar etti. Dedim mesela vasıl edeceksen. Meta'al hayati dünya. Mesela aynı yerde durdu. Sonra aynen başladı. Meta'al hayati dünya. Ala kullin. Min ba'di. İklab yaptı. Bes gunnehnu vermedi. Min ba'd. Değilsen min ba'd. İbesli. Bu olsun gene. Bi gunne. Lehum mekr. Bunun nesilçi hareket. Sonra biha, biha müfakham çıktı tam. Ha telifte. Ve mekra çi hareketin tam çok fazlaydı. Ve zannu ennehum gene ses gitti burnuva. Güzel. Okuma o ahırda güzel oldu. Bakalım sual bu nerede? Arrifil hemzetil vasıl. ثم بين سبب تسميتها. بدك تكرر لي بالله سؤاله. عرف همزة الوصل. عرف همزة الوصل. إيه. ثم بين سبب تسميتها. نعم. همزة وصل نادى أولاً. صار نش آدو أولد همزة وصل. يلا بقاعن علم الدراية. هو خذوا رواية هذا. عند بقاعن دراية يعني نظري. يلا. همزة وصل نادى إبراهيم. همزة وصل. Bizde hemze vasıl var, hemze kat'ı var. İşte vasılı sıra. Vasılı sıra. Allah tarifi fazla şeyi de bilmiyorum. Mesela ben diyeyim, yardım edeyim sana, ihdina. Bu hemze ise hemze vasıldır.
بأفعال ده. الحمد بهمزة وصل ده. الله بهمزة وصل ده. ده أنا أستنيه. İşte bunları bilen من ضمن dedi o tecmil ضمن الدرا يعني تعريف. İşte ne adı? Onu şey. Hayat düşmanı selam yani şey diyemem. Ahmet yani. Diyemem Arapça. Yok yok. Bas selam ana hemzet vasıl ne? Ne hadi. Kul anne neşkil yazın. İn ihdina. Ehdina. Birinci. Üstünde ne alamaz? Keyfe dubitat. Üzerinde senese aynı sat taç bir şey vardı. Hemzet vasıldı. Güzel. Ama hemzet katı. Şimdi katı istemiyor. Hemzet vasıl da kalalım. Hemzet vasıl. Üzerinde sat taç bir şey vardı. Bu da butıdır. Ne hadi bu hemzet vasıl? İşi getirmişiz buna. İşi evvelil kelime nedir? Lil ikmalil ma'na yani. Ma'na. Bilinçten hatta mı? İbrahim ister miyiz şeyde, şöyle ilmi dirayi anda zapt edersen. Dikkat et sağ ol, bir kelime ihdina. Uşkur mesela. İsta'inu. Bunların kelimenin bidayası sakindir. Yani Arap sakinden başlar. Yok. Bir hemze getirdik, ucuna koyak. Hatta bu sakinden başlayabilir. İzen bunu getirmişik çünkü evvel kelime el-Kur'aniye sakine. Ya bunda edebilmarım. El-Arabu la tebde bi sakin. El-Arab tebde bi muteharrik ve teqif ala sakin. Fe bu hemzani getirdik hatta o sakine yetirebilir. İhdina. Nişi de adı böyle oldu. Littevassul diyelim işte getirdik o zaman littevassul ve summiye bi hemzeti el-vasat. Hoş geldin sen İbrahim. Evet. İbrahim ne caydı bu Şeyh Ahmet'ten bir gün şey o. Vallahi ya Şeyh Kozi dediğin de taban Arap bu şey sakinden başlamaz onu hepsini yani bilirdim yani. Lakin aynada bilmedim, aynada şeyi de bilmedim. Yani inşallah muhim Şeyh Ahmet dediğinde istifade etti orada. İnşallah böyle çok. Yani daha bundan böyle sonları senden hemzet vasıl, hemzet katı iyi cevap versen inşallah. İnşallah Allah zirin yansın. İyi tamam bu indi ahkam üzerine bir güzel şey oldu ortaya yer uzdu senden Şeyh Ahmet'in. Bu halen edâ-u necaydı. Sâsû. Tabi bilsen, yani Kur'an-ı Kerim ister yani nanzu ahkamudu tamam olsa ister de ses de eda'u da iyi olsun. İyi bakalım Şeyh Necat bu okumağı o ne diyor? Acaba begendi, begenmedi yoksa bir şeyler var idi sasuda yani orduluk oğlu olmaz onu bilmiyor kadar o soruya kalır. Hemen dönek Şeyh Necat'a. Şeyh Necat, bizim yarışmacı ne diye cevabı var? Selamun aleyküm, hoş cevap sen. Hoş bulduk, sağ olsun. Vallahi maşallah evvelen genç sen. Bu ömürde ikbal edip sen bu Kur'an okumağa mukabiliye de var. Ama kalıyet ses çok çok mühim de önemlidir. Hakikaten cessa ve mukretsi. Yani bir ilimdi. Nece tecvid bir beyüc ilimdi. Ceric öcülensin bütün Müslüman özünü. Ve hasaten kare. Çinci bu cehersen yarışmaya ceric engam bilesen, makamatı bilesen. Ondan önce önemlisi neydi? Ses bunları tatbik eder. Yani sesi olmasa bunları neyle okuyacaksın? Fesası burada gerek makayet olasın. Evvelen gerek mukre bilsin ne tabakaydan, ne tondan okur. Yani bütün yobessen, bütün okucu çiçeğleri Kur'an okumağa bilsin tabakasının hatta okuyanda yorulmasın. Çünkü kare okuyanda, üst çöküp kakanda öz tabakası diyor. Zakt eden de hemzereye öz tabakası diyor ki ondan neler olur? Bazı şeyler olur. Hatta yani bu kafleler, ahir ayetler iyi çıkmıyor. Bu üç yerde de sana böyle nefesi kesildi. Özü de dinlesen özünü hız da ettim. Neden? Çünkü bu ilmi bilmesen. Bu ilim gerek öğrenesen. İşte sen hocalar yanına. Yani hasar acaba da olmadı. Bizde şeyler var. Güzel bernamezler var. Google'da çıkarlasan bu ilmini okuyasan. Çünkü bir bak tabaka nerede? Hatta okuyanda bak iki yerde tamam endi. Ahirde kaflav biz diyar gözüne. Ahir ayet. Neden endi? Çünkü sen bilmiyorsan ne tabakayla noksan. Sesi güzel. Saf. Mesela sautu güzel. Ama istimalu tamam diyor. Sonra bir daha şey daha var. Ondan yani tevazun da kaçırsan lan. Hasaten bilmese bilsen bu hayat vücuda uzundu. Nemze nefes alacaksın. Nemze bitiresen özün. Orada bitiren dav, bitirmeyen dav. Onda sende neler olur çık demişsin çünkü bazı yerlerde durasan neşez olur, mana vermez. Ne dedi şeyde bunlar hepsi karı cerec bunlar biz. Ve inşallah sen gençsen, güzel kabiliyo da var, sahası da hoş.
cüratı da var. Bu şeylerin maalesef ezberli özlerini inşallah Allah muvaffak eder inşallah görürseniz. Büyük bir kar. Sağ ol, teşekkürler. İbrahim, ki programı vardı, yani makam onca şey etmirdi. Bəli. Bəs bu gün nə acəb? Bu gün ayı biraz oxudu məqamla. Bəli. Nə etdi bu fətrədə, nə etdi bu həftədə? Fətrədə qalxdım bizim hocalarımız yanına getdik. Gözəl. Alışdıq bu fazla əhkam üzərində, məqam üzərində alışdıq şeyləri. Evet. Ki, hətta ki daha fazla biz mən birincidən gələndəm deyəndəm dedim insan istər öz-özünü tatu ilə etmək üçün. Bəli. Və mən də burada gələndəm gəlmirəm mutlaqa. Lakin döndüm, istəyirəm tatu ilə edim öz-özümü. Bu inşallah da Allah muvaffaq edər hər kəşi. O mən də muvaffaq edəcəm. Ya Rabb, Allah muvaffaq etsin. Hafız ya Rabb. Yəni baxaq indi baxaq məqamla ilgili sorular var səndən. İnşallah. Bir də sən nə oxudun? Onu tam bir şey etmərik. Onu Ustad Yusuf Qahvatçı beylər. Ustad Yusuf. Xoş gəlmisiniz. Qardaşımız İbrahimə nə deyəcəyi var məqamla ilgili? Birinci mərhələ məyin Misri oxudu. Bəli. Ha, gözəl oxudu Misri. Bu da iyi güzeldi. İnşallah biz sen makam meselesi biraz çukur bir mevzuatı. Yani bir üstad sana irşad verse daha güzel oldu. Burada şimdi başladı o bayat. Bana da geldi. Yani. Teslim de etti o bayat özünü. Sonra ortada orfa etti özünü. Yani bazı yerler yani iyi daha geldi. Onun için yani bayatı okuyan daha o yere bayatı mesela kamil veresen. Ama mesela orfanı okudu, orfanı kamil veresen. Hatta mesela sana dinleyen bilsin mesela bu nağmanı kamil verdi. İnşallah bundan daha güzel okumak görürsün. Yani ne nasihati Ustad Yusuf nedir? Vallahi ne işte üzere bir ustad yanına geçsin. Yani bir makam yani nağmanı biraz fazla okusun. İnşallah. Çünkü bizde khasen ya Irak'ı okuduysa o makam çoktu. Yani. Makam çok olduğuna o da yani şerda girle mesela bir tane 50 makam 60 makam istiyor şerda girle. Bəs məsələn onu oxuduqlarını izad etsin kafidir. Muvaffaqsan inşallah. Sağ ol, təşəkkür edirik. İbrahim inşallah fayda buldu. İnşallah. Nə gözəl. Biz zaten bizim yarışma budur. Bəli. Yani həz dərəxsiz üçümün yarışmacılar qatılsın. Yanlışlığı var isə jüriyədən o yanlışlığı alsın, doğrulasın. Və sənin üçümün də var isə oxuyanlar onları da təmənni edərik. Hər vaxt həqiqətən bu yani bir sənəyi göstərir. Bura aynen bir mektebdir. Bu yarışma küçük bir okuldur. Ne kadar küçük de olursa o kadar faydası da çoktur inşallah. Çünkü dediğimiz kadar küçük, vakti bellidir. Mesela diye Ramazan aylarında. Ama hamdolsun indi diye bu programlar sağ olsun Türkmeneli Uy Televizyonu YouTube'a da indiririzin. Yani hem canlı yayın verir, hem tekrarını verir, hem YouTube'a indirir. Ve isteyen bütün insanlar fayda bulsun. Hem güzel sizi okumaklarınızı dinler. Onun yanında jüriyelerinin güzel yorumlarını alar. Allah hafızdan razı olsun. Çok hoş gelsin. Sağ ol. Başarılar dilerim. İnşallah, iyi bir puan alasan, belki de finale de kalasan. İnşallah. O sonraki bir iştir. Sağ hoş gelsin. Evet, değerli aziz seyircilerimiz, son yarışmacımız kaldı. Son yarışmacı zaten bugünkü programın, bugünkü üçüncü aşamanın ikinci bölümüdür. Məlumuzdur ki, çərşənbə gündə inşallah üçüncü aşamanın son bölümü olur. Ondan sonra adları belli edərik final için hangi yarışmacılar finala qalıblar. Üçüncü yarışmacıya başlamadan öncə, həqiqətən Allah razı olsun, həfuzdan, ya Rabbi, güzel-güzel yurd içindən və yurd dışından bizlərçə təbrik və salam göndərsiniz. Bir mesajımız da değerli, kıymetli bir ustadımız Bursa'da yaşayan Doktor Nizamettin İbrahimoğlu. Hakikaten bu hocamız Nizamettin İbrahimoğlu büyük bir hocamızdır. Zaten yıllarca emek verdi. Orada üniversitede hocalık yaptı. Büyük faydaları oldu. Hem oradaki okulda, külliyede, üniversitede, fakültede ve hem de oradaki Iraklılara ve diğer vatandaşlara da Arapçayı güzel şekilde hocamız, Nizamettin hocamız orada öğretti. Allah razı olsun özünden ve kardeşlerinden. Hakikaten güzel bir mesaj yazdı bizim için. Diri en güzel, en faydalı, en mühim bu programdır.
Ve çünkü önemi de odur, faydası da odur. Bütün insanlar ecir kazandı, Allah'ın rızasını kazandı inşallah. Hem dünyada ve hem ahirette. Diri buradan tebrik ederim sizleri. Ve Allah uzun ömürler versin size İslam'ın hizmeti için. Sağ olsun Doktor Nizamettin İbrahim oğlu hocamız. Biz de Türkmen ile Ulu Televizyon'dan jüri üyeleri adına kendisine Bursa'da saygı hürmetlerimiz özüne ve dostlarına sağ olsun. Allah razı olsun. Akil Sabah kardeşimiz yazıp Allah kabul etsin sizden bu güzel yarışmanı. Allah mizan hasenatınızı yazsın. Sağ olsun kardeşimiz Akil. Merkez Ebi Hanifet Nu'man Kur'an Kerim'den Hacıya İkbal Doktora Ayet Anası güzel bir mesaj yazdı bizim için. Tebrik ederim bu güzel yarışmanı. Saygı hürmetlerini jüri üyelerine gönderip yazıp Allah mizan hasenatınızı yazdırsın. Sağ olsun Hacıya İkbal ablamız. Hakikaten çok çok sayıda tebrikler var ama inşallah adlarını okuyayım hiç olmasa. Çünkü üçüncü bölümçe başka mesajları okuruz. Mehmet Cihat kardeşimiz saygı, salam, hürmet gönderip. Yahya Tamir kardeşimiz Allah razı olsun o güzel salam, saygı gönderip. Seyit Gaylan kardeşimiz, hakikaten Seyit Gaylan kardeşimiz da uzun bir mesaj yazdı bizimçe. Allah razı olsun özünden. Çok tebrik ederim bu güzel okuma yarışmasının. Ve diri çok faydalı bir programdı. Saygı hürmetlerdi. İnşallah diri sadaka cariye kaldı size uçu sağ olsun Seyit Gaylan kardeşimiz. Diri de çok istifade ederiz Şeyh Ahmet'in bu güzel yorumlarından sağ olsun. Allah ecir sevabını yazsın. Bir de Merkez Ebi Hanife'den Rusul bacımız. Rusul da saygı hürmetlerini jüri üyelerine ve Türkmen ile televizyonuna gönderip bir de Hacıya Necva bacımız gönderip salam tebrik. Allah razı olsun üzerinden. Hakikaten yani Merkez Ebi Hanife'di veya Cemiyet Ulema Türkman'dı. Programın ilk gününden bizlerce bu yarışma için tebriklerini gönderdiler. Tabii onun yanında da diğer hocalar da var. Hepsi gönderen yurt içinden ve yurt dışına hepsine saygı ve hürmetlerimiz. Değerli aziz seyircilerimiz, son yarışmacımız şu anda aramızda kardeşimiz Mehmet Abdülkerim. Hoş geldin. Hoş geldin, sağ olun. Mehmet, inşallah bir gün bilsen o bir programlar öz ihtiyarımız oldu. O birinci bölüm, ikinci bölüm. Bir gün de jüriye seçtiği yerden okuyacaksın. İnşallah. Zarfı alıpsan herhalde. İnşallah. Hangi sure? Sûret-i Tevbe. Bence. 75. ayetten ila nihayetil ayet 79. Rakamı sahife 199. Değerli aziz seyirciler, bugünkü programın son yarışmacısı kardeşimiz Mehmet Abdülkerim Mehmet Tevbe surasından okuyacaktır. 75. ayetten 79. ayette sona erer. Ferrasi de 199'du. Eğer sizler hazır iseniz, kardeş Mehmet hazır ise çok başarılar dileriz. İnşallah güzel okur. Finale de kalır. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنصد صَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ فضله بخلوا به
بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Ağzı sağlık, kardeş Mehmet, maşallah. Güzel ses, güzel öde. Kaldı bakarık, ahkam tilavada bir de bakarık Şeyh Ahmet aynen neler diyor sana. İnşallah. Bir vurun mesela, tevazu mesela, bak bakarın naksı mediler de az etti, fazla etti. Ama inşallah sesle ilgili onu da yorumlarsan, makamda da ne var ise, ne gördüğünüzü bugünkü okumak yoksa o bir okumaklar daha iyiydi. Mehmet. Ama inşallah iyi biz. Biraz masakir az olmalı. Yani edebilirsen, tekrar edersen ben askerim. Allah razı olsun. İnşallah Kürtçe'de yakar biraz. Korkasın Kürtçe'de de çıkıyor. Ondan korksan tabii. Her neyde doğru. Başarılar dilerim. Hafuze ya Rabbi. İnşallah sen de bu güzel okumağa göre finala kalasın. Temenni de hafuzdan. Ama dönek jüriyelerin yorumlarak bakalım. Jüriyelerin ne diyorsan Şeyh Ahmet Kürtçe'de hocamız buyursun. Hoş geldin Sami Hamad. Valla maşallah ibda etti. Maşallah lahmetiyle. Böyle subhanallah ben bu müşeddede ha mülahazasını diyelim de sana. Bir yerde seçti illa müşeddede var içinde. Ha sen ki sen dua bu. Ben seçmem daha bu. Başka sen seçmişsin. Ben seçmişim. Aynı o da geldi sağ olsun. Hatta bakım o ne desen gene de gitti.
Sen Allahu Ekber ne dedin? Ve lenekunen ne açıkı zahu Yunus'un müşeddede. Bahum selam Allah ve lenekunen. Mesela ma'anha istinam. Fela sen ma'i gelsin, mic gelsin bir yana. Fes bil ve hamdülillah hu niyete. Ama tam koysan mic ensasına. Fes sesten bilin. Sesten bilindi. Ennehu sen dudahu. Ve lenekunen bahum selam. Ve lenekunen. Oku. Cevvet. Mesela ve lenekunen minel salihin. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ Tamam. İbeli olsa buna bir şey diyelim. وَلَنَكُونَنَّ Ses budur. Edilsen وَلَنَكُونَنَّ Ses de açılır. Buna bu bir. Çünkü dat harfu veya seyyidi dada hemen mekaytur. Min fadlihi dadın hiç istitalasını verir sen. Sen çiğsa dat harfu kebekiyyeti huruf hemen diyorsan. Fadlihi bi'asr hemen. Hadi sen sakin de gibi. Bu sakin de. Harf sakin olduğu zaman sıfatı, mahracı, tam gözcü. Aslında biz diyarık mahrac bilinmekte harfi sakin eder. Ha, hatta bir. Ya bu sakin olsa işte gerek tam bilahın sıfatı, mahracı. Yok yani müteharrikte bir gözükmez. Orada da gözüküyor. Belki sakinde ama müşeddette daha vazih, daha eşşer olur. Fadlihi sen dadın hiç şeyinden çarpmışsın. İstifalasını da hiç görmüşsün. Dad, min hurufu rakhava zaman ister. Yani bahım uhle in atane min fadlih. İkinci ayet. Minhum men ahadallah. Birinci ayet. Tamam başladı başlamadı. La in atane min fadlih. Bak fadlih, fadlih, fadlih. Tut dadı istifalasını, ırkavatını. Fadlih. Ses de çarşılmadan. Fadlih, fadlih, fadlih. Güzel. Sonra ve necvâhum med uzunuydu. Böyle ses. Diyemişim de bundan da evvel. Ses tam gelir buruna. Hemen sesler. Gunna, el gunnetu. Vav harfini cevabı olan. İşte vav harfi. Ha, dudağı yok. Hareketi şefe tamam olur. Güzel. Ve ses yetmek. Dedim. Eğer üzleşmese harf yer tam makracından çıkmasa vavda av ye'te ahırda okudu azabun elim yerinden çıkmasa makracından tara el khayşum makraj meftuh. Yani demese mesela va'adu dudu va'adu zarna va'adu u nefes çıkmasa dudak üzleşmese bela tara khayşum fetha meftuha hemen çıkar va'adu hapı çıktı burada. Azab ali hapı getir. Ali ağzından çıkmasa tabii gider burada. Ve sende bu var. Sana hemen haber verir. Okuma çok çok güzel. Bak bak dirayede ne desen. Yani ne var ilimde. Sol taraftan. Sual arif. Ar-Rum ve İşmam ve beyin el-farq beynahum. Bir de tekrar ile sualını okumasın. Arif. الروم والإشمام وبين الفرق بينهما. همان همان ما حمد حياتم سؤالن أخماسından cevabını bilirim. Sualın أخماسından cevabı aldım. Bu indi yeşilerim de. Demem de yani sana cevap verme. Bes أخماسından cevabı bildi, malumdi. يعرف الروم والإشمام. الروم يا سيدي الروم. وبين الفرق بينهما. نادي روم نادي إشمام محمد. إشمام بالعلامة المعين. إيه. كرسم قرب علامة ضبط استمرة. إشمام نادي بخ. إشمام هو إظهار الضمة المحذوفة على شفة القارئ. بدو تعريفه. بعلا سده. بس وزي إشمام نادي. نقدر قارئ حتى بني يبصم إشمام يعرف إيش أشمه هو. إظهار الضمة المحذوفة على شفة القارئ. يعرف سبب الإشمام جسم إظهار لإظهار حركة الحرف بسبب ذي علة ذي. أما أوزن هذا. روم هذا. الروم يروم. الروم. آه. والله شيخ نور رامو بن مرمس. ترى إشمام ده بيمسان. إشمام هو ذي الغيظ لإظهار حركة الحرف. وإلا سده. أما الإشمام ضم الشفتين بعيد التسكين. يعني نستعين أو إشمام.
Ha, da şey var. Yok, şimdi biz hele çalışırız her kelimenin sonunda bir rivayeti hafs, haksı kelime, damma ile bitirse, ha, böyle bir işlem yapak. Ma ada el hareke el arıza ve mim el cem'i, bunların sonra müstefneyatı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kelimenin sonunda damma ile bitirse edebilirlik düşür. Ma varada el işmam, evr rom, bir rivayeti hafs, fi وسط الكلمة إلا في كلمة واحدة ما لك لا تأمننا جزاك أما أزل إشمام نادي تعريفه يعني تعريفه بده ضم الشفتين أما سبب لإظهار الحركة شيخنا بلاي على العين الله 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 عيده بيان ده الإشمام ضم الشفتين لإيه سبب مش إشمام يتم لا تأمننا مش إشمام يتم ديالام لأن أصل الكلمة لا تأمنون النون الأولى المدغمة المحذوفة المدغمة كانت مضمومة فلبيان حركتها أشممت إذا بنادع علة ده لبيان الحركة بعلة الإشمام ده يخ الإشمام الإشمام كيفيات ده يعني ضم الشفتين واضح ده الشغل هذا روم ده بروم النطق ببعض الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد وده ضمده دوله كسر ده دوله خوش يا دوسنا سلام محمد زايد شيخ أحمد تنبين شيء إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله استفاد إن شاء الله مع الشيدر ده فأوز بيسنا وده قردش بيسنا إذا بخ يعني جزل ما شاء الله جزل أخ ما هو بو يورملار أصاو ونصيحات لاره شو أخ أي أخ جد خاصة إن شاء الله İnşallah. Yani istirak biraz yoğunlatır Muhammed Özü. İnşallah. Ya güzel maşallah iyi bir kabiliye var. Ve inşallah finala da bek inşallah finala da kalasan ya Rabbi. Sen de o diğer yarışmacılarda hapuza başarılar dilerim hakikaten. Haydi bakak ahkam tilavanın bitti şeyinden. Hamdolsun Şeyh Ahmet az notlar vardı. Onlar da yetsene. Bakalım acaba eda ne şekilde eda o? Sen özü nasıl gördü eda o? İnşallah. İnşallah. Yani karardan başladı, bir ses kaldırdı. Onda yorumun. Bakak Şeyh Nezat'a alak. Şeyh Nezat, bizim yarışmacımızda ne diyeceği var? Buyurun. Hoş geldiniz. Vay maşallah, yani kabiliye var. Sesi sautul muhubdu. Sautul muhubun manası da yani kabiliyeti var. Öğrenmeye ve tatavur etmeye özünü. Ama ne ister kare? Hasaten sen Mısır oksan. Mısır'ı Irak 2004'ü. Bir kez fark var, nefeste bir kez şey eder, daha ziyade nefes eder. Tamam yoksa tamam. Sen madem Mısır oksan, geriş dikkat edersen okuduğu suraya acele etmiyorsan içinde. Bakarsan ayata, okuduğu ayatı. Neler ister, nanz ister, harada durasan özünden, harada başlayasan özünden. Bu hepsi neyden olur? Nefesten. Bu dikkatten, o da bir elimdi. Geriş bu elime bakarsan, bazı ayetler var, içinde tasvir Kur'an, cehennem malıdır, cennet malıdır, bazı kısas enbiyatı, bazı fıkıhtadı. Ve bunları her kare göre bilsin, ne sesten, neyden okusun özüne. Olmaz, bu baştan o başa, ver ağzına okusun. Euzu billahi mineşşeytanirracim, ahire kadar sadakallah aladın. Yok, kare göre bilsin, ne tabakasıyla okur, bu ayet neyden okunur, neyden okunmaz. Bazı yerde duadır. O dualar ne ister, huşu'tan okunsun. Bunlar görecek, kare hapsını bilsin. Hasaten seste. Ses açı bir ve yüz bir elimdi. Eydi sorum senden nece ses var tabiada? Nece ses var? Nece ses var tabiada? Yani ne tarafında nece ses var? Ses tabiat, yani dünya kurulu bu tabiata ne ses var? Ada yani sautu al-beşer. Çok ses var Şeyh Mehmet. Ha? Ses çok da. Yani beşer kazetimse yani asfalt çok var. Bilmesen. Yani ki anet hayi kazetsen asfaltın. Yani tabiata neler ses var? Ne sesler var? Asfalt al-eşcar var, asfalt al-hayvanat var. Ee? Asfalt çok da. Riyah. Riyah, asfalt al-miyah var. Ee? İşte bunlar istedim sana. Bu tabiada ahsen. Tamam, güzel. Biz dediğim kimin inşallah mümaresiyle bunları bu elim al. İnşallah. Bu büyük elimdi bu ses mal ha tara. Çünkü bu neden ada oğlu anğam ve tilava.
Bu neden tasvir Kur'an'ı oldu? Bu neden cemaliyet öyle okudu? Ahsen, inşallah muvaffak edersin. Evet, teşekkürler. Mehmet, de sesimde yorumu bitti. Kaldı ne yok? Makam. Bakalım bu Mısır'ı okumak var. Usta Yusuf zaten iki bölümde, iki aşamada güzel, iyi not vermişti sana. Makamı güzeldi. Ne kadar Mısır'ı da olsa bilse Mısırların makamları hastı yani. Yedi esas makamdan fazla daha şeyler yoktu. Ayrıca çok az çıkarlar. Bakalım bir gün çok okumak var. Usta Yusuf ne diyecek sana? Buyurun Usta Yusuf. Hoş geldin. Hoş geldin. Tabii bildi o ne okun. Yani neyden başladı o? Neyden başladı? Bayat sonra? Hicaz ettik. Hicaz oldu. Güzel, güzel yani. Maşallah okudukları hapsın yani yerinde güzel başladı. O da o, takriben biraz bitirmeyi biraz seriydi. O da yani kısa olduğuna biraz okut onun tarafı. Biraz güzel yani. Hatta Hicaz'ın da bazı çıkışlarını da verdi. Ağzına sağlık. Sağ muvaffaksan inşallah. İnşallah. Muhammed herhalde makamda da güzel not aldım inşallah. Ustadı Yusuf'un şeyine göre. Başarılar dilerim size. İnşallah temenni ederek finale kalasız. Hoş geldiniz. Evet, değerli aziz seyircilerimiz, Türkmeneli Uydu Televizyonu'ndan 12. Kur'an okuma yarışması canlı yayında. Türkmeneli Uydu Televizyonu bu güzel programı 12 sene oldu. Sizlere ve bizlere ve bütün insanlara bu güzel programı yayınladı ve gösterdi. İnşallah bir günde Allah'ın izniyle ikinci bölümümüz sona verdi. Kaldı üçüncü aşamanın üçüncü bölümü. O da çarşamba günü olacaktır. Çarşamba günü üç yarışmacımız kalıp onlara buradan seslenek. Çarşamba günü aynı vakitte, aynı saatte Türkmeneli Uydu Televizyonu'nda olsunlar. O üç yarışmacını dinledikten sonra hemen ardıyca belli ederek kimler finale kaldı ve belli ederek final harda olacak. Bu seneki inşallah isteriz insanlarımızın çoğu orada olsun. İllerce görürsünüz bu güzel programın, Kur'an okuma yarışmasının finalını her sene bir camide yaparız. Ve sizi ucel mağuz da oraya başka bir tad verer. Çünkü Ramazan'ın ilk gününden son gününe kadar izlisiniz özün televizyonda, canlı yayında. Ama finali sizler de bizimle beraber otursağız, izlesağız. Sizler de canlı yayında bizimle beraber olsuz. Ne mutlu bizlere. İnşallah onu da dediğimiz gibi çarşamba günü o üç yarışmacı okuduktan sonra adları belli ettiğimiz vakit onu da sizlere bildiririz. Değerli aziz seyircilerimiz, kaldı sualımız. Bilsiniz ki programın ilk gününden sual sorduk. Her sene zaten sual sorduk. Bu sene 10 sual ettik o yüzden inşallah. Hatta çok yarışmacılara geçen yıllar 15 sualları var idi, 17 sualları var idi. Bu sene 10 sual ettik. İnşallah bugünden böyle yani suallarınızı edebilirsiniz daha bizim için gönderersiniz. En sonda salı günü. Yani salı günü son gündür. Suallarınızın cevabını isteriz. Kerkük'te olanlar zaten Irak'ın içinde Kerkük'te olanlardan temennimiz odur. Yazıp özün kağıtta zerfe bırakıp isterse Türkmeneli Uydu Televizyonu'na getirebilirsiniz özün. Her 10 sualı bir yerde. Cevabın bir yerde istirik. Bazı soru, sualları da yazak. Tamam, istemez. Sualları da yazmaz sağolsun. Ama sual bir yazın, hemen cevabına girin. İster sağolsun da Bağdat yolunda Büyük Nur Camisi'ne götürebilirsiniz cevapları. Cami'i Nur Kabir'e. Veya da yurt dışında olan kardeşlerimiz, bazılarımız var katıllı. Onlar da edebilirler, e-mailimize göndersinler cevapları. E-mailimizde ki her vakit bilsiniz. Kur'an yarışması 12@yahoo.com. Değerli aziz seyirciler, gelagın 10. sualımız. 10. sualımız diri. Kem vechen li hafz fi el kelimat el atiye. Birazdan ekranda olar. Şu anda ekranda da sualımız diri. 10. sualımız. İmam Hafs yanında neçe vecih okunu bu gördüğünüz bu kelimeler? Ki bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde gelipti.
her kelime 2 defa zikrolunubdur. Yani biz burada hələ oxuyaq özün. Əz-zəkərəyn, yani tam şeyini oxumuruq. Əl-ən, bir de Allah. Bunlar, ki bilirsiniz, biraz öncə zaten sualımız da oldu. Şeyh Əhməd sordu, Həmzət Vasıl. Həmzət Vasıldan əvvəl bir Həmzə gəldiyi vaxt, zaten bu bilirsiniz hangi Həmzədir bu, qazdı etdiğim. O Həmzə olduğu vaxt Həmzət Vasıldan əvvəl o Həmzət Vasıl qalı yoxsa qalmaz. Və ya nə şəkil olur, onların istirik bu üç kəlimənin tam tamamıyla cevabın rivayet hafız yanında nə şəkil oxunacaq cevabın yazın, bizə göndərin. Allah Teala hafızdan razı olsun. Və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.